Mustafa Bey ne olduysa 22 Ağustos gecesi oldu. Ya yani evet. O gün ne yaşadıysanız karınızla, karınız önce sizden şikayetçi oluyor, sonrasında da evi terk ediyor. Yani evet o gün oldu Esra Hanım. Yani o da bilinçaltı dışında olmuş olabilir. Yani eşim hani büyünün tesiriyle bize karşı ne bileyim soğuk davranmış olabilir, gözü görmemiş olabilir. Siz yani, eşinize bir sihir yapıldığını, bu sihirden dolayı mı size karşı kalktığınız için kalkıyorum da sizden uzaklaştığını düşünüyorsunuz? Evet evet çünkü benim eşim beni çok severdi, çocuklarını çok severdi. Çocuklarını bir gün görmeden duramazdı yani. Kaç yıllık evlisiniz? 22 yıldır evliyiz. Hiçbir zaman elimizi birbirimizi bırakmadık. Yani sorun oldu mu? Daha önce böyle evin içerisinde karı koca arasında bir sıkıntı yaşandı mı? Sadece aile arasında hani karı koca arasında olan ufak tefek münakaşalar. O da tatlıya bağlanırdı her zaman. Çünkü eşim o konuda her zaman anlayışlıdır. İyi bir insandır. Yani insanın durumunu anlar. Ama bu sefer hiç anlamadı. Yani o da kendi şeyiyle değil yani. Peki eşime sihir yapıldı. Bundan dolayı eşim bizden uzaklaştı. Üç çocuğundan da benden de bugüne kadar vazgeçmedi. Şimdi ne oldu da 22 Ağustos tarihinde Gülşen Hanım evi terk etti. Gülşen Hanım'ı bulduk ve getirdik sevgili seyirciler. Gülşen Hanım şimdi stüdyomuzda. Karı koca 50 gün sonra ilk kez canlı yayında karşı karşıya geliyor. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Şöyle yapalım. Merhaba. Merhaba. Sizinle böyle tanışmak istemezdim ama böyle nasip oldu, böyle kısmet oldu. İnsan bazen onu işte ne derler, böyle bir hayal kurmuyorsun. Ya bir gün giderim izlerim diyorsun ama. Evet. Ne enteresan ki burada yani eşiniz Mustafa Bey aracılığıyla tanışmış olduk. Maalesef. Maalesef. Eşiniz Mustafa Bey karşıda görüyor musunuz? Ben onu görmek istemiyorum. Anladım. Evet. Hiçbir şekilde onunla muhatap olmak istemiyorum. O kaç gündür beni sosyal medyada olsun, işte polis karakollarında olsun rezil etti. Yeter artık. Ben 20 senedir çektim. Saçlarımı kesti benim. Boynumu kesti benim. Ben sırf 3 tane evet. çocuğum var diye ben ona katlandım. Ama çocuklarım ne zaman okuttum. Kendi ayaklar üstüne durmaya başladı. Ben o zaman bıraktım. Ben çocuklarımı bırakmadım. Ben bu adamı bıraktım. Ve diyor ya sihir var, büyü var. Sihir büyü değil. Sadece benim çocuklarımda. Beni her çalıştığım yere, her gittiğim yere rezil etti beni. Hiçbir yerde benim şu anda çalışıyorum. İşten 2 dakika, 3 dakika geç gelsem evde şiddet uyguluyor. O gün diyor ya öylesine gitti. Öylesine gitmedim. Benim kafamı cam sülahi fırlattı. Araya kızım girdi. Ben içeriye kaçtım. Polis çağırdım. Yani anlattığı gibi eşime bir sihir yapıldı. Bundan dolayı o sihrin tesiri asla, altında. Böyle bir şey söz konusu değil ama Mustafa asla. Bey'in iddiasını dile getiriyorum. Aslında tam tersini. O gün evden 22 Ağustos'ta evden neden ayrıldığınızı bir de siz anlatır mısınız? Ve yüzüne de bakın evde, yani. Ya ben onu kesinlikle görmek istemiyorum. Yani ondan iğreniyorum daha doğrusu. Bana şiddet uygulayan bir adam var 20 yıldır. Ben bu yüzden artık evden kaçtım diyor Mustafa Bey. Sizin anlattığınız o hikayenin Hayır. çok daha dışında başka evde, bir hikaye anlatıyor. Evde yatağın altında baltası vardır. Bunu da polis karakoluna şu anda ben yani ihbarda bulunuyorum. Evde yatağın altında baltası var. Onun içinde de boynumu kestiği bıçağı var. Buradan da bütün polis karakoluna ihbar ediyorum onu. Mustafa Bey. İhbar ediyorum. Ben konuşacağım artık. Bütün Türkiye'ye rezil ettim beni, ben konuşacağım. Ben sustum. Saçımı kestin, sustum. Saçımı tıraşla vurdun, sustum. Hep sustum. Neden saçınızı kesti? Sırf kıskançlıktan. Neymiş benim saçlarım çok güzelmiş. Neymiş ben çok güzelmişim. Artık ben sustum. Bende sihir büyü yoktu, tamam mı? Ben çocuklarımın büyümesini, okumasını istedim. Bulaşık yıkadım. Kızıma üniversiteyi kazandırdım. İzzet Baysal Üniversitesi'ni kazandı. Hemşirelik bölümünü kazandı. Oğlumu İmam Hatip'te okuttum. En büyük kız, en küçük kızım da 13-14 yaşına gelince artık ben seni çekemiyorum, anladın mı? Ben çocuklarımın arkasındayım yine. Ben okuttum onları. Ben sen.
yaptın? Evimize icra geldi lan. Evimize icra geldi. Sırf adam çocuklarımın ayakkabılarına acıdı diye evime girip eşyalarımı almadı, kapıdan döndü gitti. Sen bana ne kocalık yaptın? Çocuklarıma ne zaman babalık yaptın sen ha? Ne zaman? Kurban oldum. Senden boşanacağım. Bana tek kelime etme. Tek kelime etme bana. Çocuklarım her akşam ağlıyor. Yalvarıyorum sana. Ben de 20 senedir ağlıyorum. Ne olur Gülşen. Ben seni bırakacağım. Bırakma Hayır. beni. Kesinlikle yanaşma benim yanıma. Bırakma, kurban oldum. Hayır. Hayır. Gelme benim yanıma. Ben sana şiddet Gelme. Uyguladım. Uyguladın. Pursaklar merkez karakolunda Esra Hanım, benim darp edildiğime dair orada benim bir sürü darp raporlarım var. Saçlarını kestiniz mi? Lütfen bunların hepsini tek Hadi. Tek. Söylesene. İki kere de saçlarını sıfıra vurdum desene. Sen dedin ki saçımı sen kestirdin. Yalan söyleme. Yemin ediyorum. Sen benim boğazımı bıçakla kestin. O yatağın altındaki baltayı polisler gidip bulacak oradan. Şuran kel oluyordu Gülşen. Duydun mu? Berbere kuaföre gitmişsin, şuran yanmış. Hayır, yalan söylüyor. Sıfırdan Esra. Yeniden. Mustafa Bey, kıskandığınız için eşinizin saçlarını kestiniz mi? Kesti. Yok, kıskandığım için kesmedim. Ben onu her zaman kıskanıyorum, seviyorum. Kıskanan insan ona zarar vermez. Boynundan yaraladınız mı? Hayır. Yaraladı. O başka bir... Ben tam gidiyordum. Esra Hanım karakola gidiyordum. Ailemden birileri bana dedi ki gitme dedi. Şimdi bunu hapse atarlar dedi. Senin çocuklarına kim bakacak dedi. Yurda veririz dedi. Ben çocuklarım için geri döndüm eve. Senin için değil. Ben çocuklarımın arkasındayım. Duydun mu? Ben düzenimi kurdum. Çocuklarımın arkasındayım. Ben çocuklarımı boşamıyorum. Seni boşuyorum. O zaman benim karşıma çıkma. Çocukların, Hiçbir yerde çıkma benim çocukların karşıma. Yanına gel Gülşen. Hayır, gelmiyorum. Benim bir evim var. Benim bir düzenim var. Benim bir işim var. Duydun mu? Nasıl ben çocuklarımı alırım ama sen benim hayatımda yoksun bu saatten. Tekirdağ'da ne işin var karıcığım? Başına kötü şeyler gelir. Ya benim başıma senden başka kötü bir şey gelmedi Mustafa maalesef. Kurban oldum. Gelmedi. Bunu sana başkaları... Sen bir kötülüksün zaten. Başkaları öğretti sana bunu. Kimse bana bir şey öğretmedi. Onların... Kimse bana bir şey öğretmedi. Yemin ediyorum ben seni Sihir bozuldu evet. Sihir bozuldu. Niye bozuldu? Benim çocuklarımı büyüttüm. Herkes kendi ayaklarının üstünde durabiliyor. Ve ben seni boşayacağım. Affet. İstemiyorum seni. Affet, bir Benim şans boğazımı ver. Kesen bir adamla ben artık aynı yatağı paylaşmak istemiyorum. Ben senin boğazını keserim. Anneni ara istersen. Abini Annem ara. Annem yok benim. 2 yaşındaydı kızım. Anne dedim bana sahip çıktı. Anam bana sahip çıkmadı. Benim kimsem yok. Gülşen'im senin mı? Bazı... 3 çocuğum var benim. Başka da kimsem yok. Onlara da ben bakarım. Bazı hatalarından dolayı... Ama benim hayatımda sen yoksun. Buraya gelip bu tribüne oynuyorsun sen. Sen ne diyordun? Ben İstanbul'a gideyim, çok güzel rol oynarım, çok güzel piyon keserim diyordun. Evet, geliyorsun burada insanlara piyon kesiyorsun yani değil mi? Dünkü o davranışları söylenenler hepsi rol müydü? Evet, hepsi rol Esra Hanım. Hepsi rol. Yemin ediyorum Esra Hanım. Hepsi rol. Hepsi rol. Şimdi sihir ve büyüye inanan aslında siz değilsiniz. Mustafa Bey mi? Evet, çünkü siz dün evet, kabul ettiniz. Kendi kardeşi sihir büyü yapıyor çünkü. Kendi evdeki kardeş insanlara sihir büyü yapıyor. Bunlar bana, bakın bir gün ne oldu Esra Hanım? Ben geldim işten, vardiyalı çalışıyordum. Çocuklar bana dedi ki, anne dedi, suyu dedi içme dedi. Niye dedim? Babam dedi, büyü yaptırıyor sana dedi. O suya dedi, okutmuş dedi, sen de içiyorsun dedi. Esra Hanım ben hani... Ne olacak peki yani? Siz o suyu içince beni kendine size tesiri... Bağlamaya, beni kendine bağlamaya, hani beni daha çok sevsin işte, daha artık niyeti neyse. Ama ben tam tersine daha Ay, çok kafayı Tek bir sihri var ve tatlı dil, güler yüz, şefkatli Yok, sevgi. Ama yani bunun için... Ama Esra Hanım siz saçınızı sıfıra vuran bir kadının en değerli şeyi nedir Esra Hanım? Saçları değil mi? Hayır. Hüseyin, ben senden boşanacağım ne olur. Ben onun için katıldım. Boşanmak istiyorum. Boşanmak çocuklarım istemiyorum. Benim çocuklarım. Tamam benim 3 çocuğum var. Başka da kimsem yok. Ama annen kimsem yanına... Kimsem yok benim. Annen yanına gitseydin de... Çocukların orada yanına gelseydi sen demez Annem miydin? Annem bana sahip çıktı mı? Ben ayrılsam çıktı bile mı? Çocuklarımdan Çıkmadı. Ayrılmam. Ev tutarım, çocuklarımı yanıma alırım. Tabii, Annemin de tabii maaşını canım. Alırım demedin mi? Sen o zaman rahat dururdun değil mi? Rahat dururdun. Ben sana ne yapacağım? Sevdiğim insanı ben yok etmeye çalışır tabii, mıyım? Tabii. Sevdiğin insanı boğazını kesersin, saçını sıfıra vurursun. Öyle bir rezil şey. Edersin. Yok öyle bir şey ne yok zaman karıcığım. Ne oldu bu olay? Bir 10 sene kadar oldu Esra Hanım. Yani ben dedim ben istemiyorum dedim. Ondan sonra ailem şey dedi, çocuklar o zaman yuvaya verelim dediler. Çocuklarım küçük de Esra Hanım. Ben de çocuklarım yuvaya gitmesin, almasınlar elimden diye o zaman çalışmıyordum. Ben kendi ayaklarım üstüne duramıyordum. Hani bir gelirim yoktu. Dünkü Onun gözyaşlarını izlediniz kaldım. Mi? Yani. Dünkü gözyaşlarını ya, size ben, haykırışına ben duydunuz mu? Ben şu an hani evimde televizyon olmadığı için ben izleyemedim. Ben Caner Bey'in gösterdi, öyle haberim oldu benim. Adam oynuyor.
Ya adam bildiğiniz oynuyor tiyatroya yani. Anneme de öyle. Ağlıyor anneme. Gülşen söyle, arkasına diyor ki çok güzel oynadım değil mi? Kayınvalidem bile bana inandı diyor. Adam böyle rol kesiyor. İnsanları böyle kandırıyor. Rol o yapmıyorum. Böyle kandırıyor. Rol yapıyor Esra Hanım. Bildiğiniz paranoyak. Peki siz 22 Ağustos günü o tartışmadan sonra tartışma sebebi neydi? Ben eve 3 dakika geç kalmışım Esra Hanım. Bundan dolayı. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Ben normalde garsonluk yapıyordum kafede. Hı. Madem öyle çok kıskanıyormuş beni, madem çok beni kıskanıyormuş, o kadar erkeğin içinde bana niye servis yaptırıyormuş Esra Hanım? Kafede çalışıyorum ben, daha çok erkeklerin geldiği bir yerde. Ve 10 saat, 11 saat boyunca ben ayakta sınırsız çalışıyordum. Ondan sonra neymiş efendim, sen bana para vermiyor musun? Paraları ne yapıyorsun? Ya sadece tek gittiğim şey neydi biliyor musunuz? Kuaför. Başka hiçbir şey yapamıyordum. Ne üstüne başıma bir şey alıyordum ne de kendime bir şey yapıyordum. Peki o gün o tartışma çıktıktan sonra siz aslında gitmeyi planlamış mıydınız? Hayır. Yani hep, hayır. Yani ama gitmek için bir planınız var mıydı? Hayır. Yoksa o gün her şey kendiliğinden yok, mi gelişti? Yok, hiç yok Resran. Ama bak ben dedim ki beni bir daha iş yerimde rezil edersen, hani rezil edersen ben dedim buradan gideceğim, bir daha da beni bulamayacaksın. Ama ben bunu söz icabı söylüyorum. Söylüyorsun hani. Ona. Evet. Ondan sonrasında baktım, yemin ettim ama. Yemin ettim. Bir daha dedim. Baktım adam gene sülahiyi kafama fırlattı. Birinde de bıçak çekti. Oğlum önüne geldi. Baktım çocuklarından biri ölecek. Esra'm ben evden çıkmazsam. Çocuklar evin yani içerisindeki şiddete... Yani oğluma bıçak çekti bu adam. Bu gördüğünüz şu masum yani, adam var ya. Oğluma bıçak şahit çektin lan sen. Hayır Esra Hanım. Onlar her şeye şahit. Kızım da oğlum da. Yemin ediyorum. Oğluma bıçak çektin sen. Ben baktım oğlum ölecek ya da kızım ölecek.